Sayın seyirciler, sıradaki haberin hazırlanması sırasında birçok izin yazısı alınması ve uzun prosedürlerle uğraşılması gerekti. Zaman zaman diplomasinin sınırları zorlandı. Arkadaşımız Mustafa Yıldız sadece bu haber için yaklaşık 6000 kilometre yol kat etti. Ve sonunda ortaya ilginç bir dosya çıktı. Batı dünyasının bir tabu olarak gördüğü burka ve çarşaf aslında neyi ifade ediyor? Burka giyen kadınlar kimler tarafından topluma öcü olarak tanıtılıyor? İşte çarpıcı cevapları. Avrupa İslam'dan korkuyor. Nedenini ise terörizme bağlıyor. Bunu da İslamofobi olarak açıklıyor. Ama bu korku suçla ilgisi olmayan Müslümanlara karşı kullanıldığından beri inancı gereği sarık takan, sakal bırakan, çarşaf, burka giyen insanlar adeta suçlu, öcü ilan ediliyor. Korkutucu buluyorum onları başörtüleri. Kesinlikle. Neden? Yani geçen gün hastaneye gittim. Kapalıydı 29 Ekim olduğundan. Ve de bir rapor almam gerekiyordu. Girdim, böyle simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum gerçekten. Türkiye'de bir kesimin burka, çarşaf ve tesettüre bakışı işte bu. Ülkemizdeki tartışmaların etkisinde Afganistan'daki burka araştırmamıza başladık. Ancak gördüklerimiz Avrupa ve Amerikalıların olduğu kadar Türkiye'de bu tartışmaya girenlerin de bazı şeyleri bilinçli ya da bilinçsiz eksik anlattıklarını ortaya koydu. Burka İslam ülkelerinin birçoğunda tercih edilen ve kadınların tüm vücutlarının yanı sıra yüzlerini de örten bir kıyafet. Dini olduğu kadar geleneksel nedenlerle de kullanılan bir giysi. Bulunduğumuz coğrafyanın kendine has koşulları var. Burada yaşayan insanların da kendine has özellikleri var. Burka zamanla bizim için hem tesettür hem de sokakta rahatça hareket etmemizi sağlayan bir kıyafet oldu. Afganistan'da hasta bakıcı olarak çalışan Zahide Muhammed küçük yaşlardan beri burka giyiyor ve bu giysinin dini olduğu kadar geleneksel de olduğunun altını çiziyor. Bölgenin gerçeklerini kabul etmeliyiz. Afganistan'da eğitim oranı oldukça düşük, aynı zamanda gelir düzeyi de. Kapalı bir toplumda yaşıyoruz. Bunun bazı dezavantajları var. Sokakta erkekler kadınlarla nasıl iletişim kuracaklarını bilemiyor. Bu da kadınların rahatsız olduğu durumları ortaya çıkarıyor. Burka, Afgan kadınlarının yıllardır sokakta rahat hareket edebilmeleri için bir kolaylık. Dışarıda tozdan ve güneşten daha az etkilenmelerini sağlıyor. Ayrıca burka, ekonomik olarak geri kalmış bir ülke olan Afganistan'da zenginle fakir arasındaki ayrımı da gizliyor. Buna rağmen herkes maddi gücüne göre farklı tercihler yapabiliyor. Kimi yakmayan kumaştan burka giyiyor, durumu daha iyi olanlar ipek kumaşları tercih ediyor. Genellikle önünde böyle işleme olur. Yüz bölümü ya dantellidir ya işlemeli. Rahatlığına önem veren kadınlar için burka bir vazgeçilmez. Devlet kurumlarında çalışan kadın sayısı ülkemizde oldukça az. Erkeklerin bize bakışıysa gayet normal. Burada mühim olan profesyonel olarak yaptığınız işi doğru yapmanız. Meliha Ariza, Bedahşan Vilayeti Sosyal Hizmetler Müdürü. O da sosyal yaşamın içinde var olmaya çalışan kadınlardan biri. Erkeklerin inancı gereği giydiği kıyafetin ikinci sınıf vatandaş yerine konulmasına tepkili. İçinde bir terörist olmadığını ispatlamak için ilk kez Ülke TV kamerası önünde üzerinde burkası olmadan sokağa çıkıyor. Bu durum çevresindeki diğer kadınlar tarafından yadırganmasına neden oluyor. Tırnak içinde geri kalmış Müslüman ülkelerde burka ve çarşaf sosyal yaşamın bir parçası. Bazı istisnalar dışında sanılanın aksine bu konuda bir zorlama ya da baskı yok. Yine tırnak içinde gelişmiş Batı ülkelerine geldiğimizde özgürlüğün tanımı birden değişiyor.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki terör saldırısı adına İslamofobi denilen sanal korkunun doğum günü oldu. Müslümanların terörist ilan edilmesi ve yoğun algı operasyonlarıyla Avrupa skandal kararlara imza atmaya başladı. Kimi ezanı yasakladı, kimi ise camiyi. Fransa ise yüzünü göremediği insanların güvenlik için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle burka ve peçeyi yasakladı. Müslüman toplumunun tepkisine neden olan bu karar bir anda Avrupa geneline yayıldı. Toplumda hiç var olmayan bir sorunun üzerine son derece sert bir tavırla, önlemlerle gidiliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Emre Gönen'e göre Fransa'nın aldığı yasak kararının amacı güvenlik değil, siyasi ve uygulanma şansı sınırlı. Burkalı kadınları terörist ilan eden Fransız polisinin parkta oturan birini kelepçeleyerek gözaltına alması da bu görüşü doğrular nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı dünyasında bir anlamda hani kötü rolünü muhakkak bir noktada İslami referansı olan biri üstleniyor. Yani kaç kişi vardır ki bu şekilde giyinen ve gezen bütün Avrupa ülkelerinde, onların da ne gibi bir güvenlik tehdidi oluşturdukları fevkalade tartışmalı. O kıyafeti giyen bir insanın bugüne kadar herhangi bir gayrikanuni bir veya terör olayı içinde olup olmadığını kimse bilmiyor. Olsaydı zaten çıkardı ortaya. Dolayısıyla bu bir simge. Batı dünyasının bu simgesel engellemelerine Afganistan'dan bir itiraz var. Zahide Muhammed, Batılılardan burkadan korkmamalarını istiyor. İçinde öcü yok diyerek burkasını çıkarıyor. İşte bakın, ben de sizler gibi bir insanım. Öcü değilim, terörist de değilim. Ben bir Müslümanım. Lütfen bunu bilin ve bizi farklı göstermeyin. Batı eğer özgürlükten bahsediyorsa, burkada farklı bir platformda tartışılmayı hak ediyor.